Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 12-18 Kasım haftasına hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, geçtiğimiz hafta 7 Kasım'da Akrep burcunda yeni ay doğmuştu ve bu hafta ayın ışığı artık yavaş yavaş büyüyecek, ilk dördün fazına ulaşacak ve yeni ayın etkilerini de hayatımızda hissetmeye başlayacağız. Çevresel olarak da bazı önemli işaretler gelebilir ya da bilinç seviyemizde bazı farkındalıklar yaşayabiliriz. Özellikle hafta ortası çarşamba ve perşembe günleri ay ilk dördün fazına ulaştığında yeni ayla ilgili, yeni ayın hayatımıza getirecekleriyle de ilgili önemli işaretler gelebilir. Dikkat etmekte fayda var. 5. ev alanınızda doğmuştu o yeni ay. Aşkla ilgili konulara, özel hayatınız, çocuklarla ilgili konulara, yaratıcı faaliyetlere, sosyal ilişkilere işaret ediyordu. Bu hafta ayın ilk 2 günü ay Oğlak burcunda olacak. İlişkilerinize odaklısınız. Genel itibariyle her türlü işbirliği, eşinizle ilgili konular, partnerinizle ilgili konular, ortaklı paylaşımlar, sosyal hayattaki bazı özel danışmanlıklar olabilir, özel işleriniz olabilir, mahkeme ve benzeri bazı beklentileriniz olabilir. İşte bunlara daha fazla zaman ayıracağınız 2 gün, pazartesi ve salı. Salı akşamından itibaren Ay Kova burcuna geçecek, cuma sabahına kadar ve perşembe, cuma özellikle finans konuları, para konularında bazı önemli adımlar atabilirsiniz. Zaman zaman burada arada endişeler de olabilir, kaygılar da olabilir. Çünkü uzun süredir, son 6 aydır Mars biliyorsunuz Kova burcundaydı. Yaz aylarında retro sürecinde yaşadık. Ve sizin finansal durumunuz, özellikle hisseli paralar gibi başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar, gelirleriniz, giderleriniz, bu alanlarda mücadeleleriniz oldu. Zaman zaman stresler oluştu. Bu hafta perşembe ve cuma, özellikle çarşamba, perşembe, cuma sabahına kadar olan dönemde Mars da artık Kova burcundan ayrılmak üzere son derecelerde Ay'la da birleşecek. Belki son bir dokunuş, son bir vuruş ve özellikle finans konularında, para konularında yoğun bir mücadele içerisinde olabilirsiniz. Ama bunun ardından bir tamamlanma enerjisi de var. Bir şeyi tamamlamak, sonuçlandırmak gibi bir durum da söz konusu ve özellikle işaretler para konularına, maddi konulara vurgu yapıyor. Ve cuma sabahından itibaren Ay Balık burcuna geçecek. Aynı gün Mars da artık Balık burcuna geçiyor. Kova'dan ayrılıyor. 8. evinizden ayrılıyor. Bu sizi biraz rahatlatacak genel itibariyle. O finansal alandaki krizlerden, streslerden biraz uzaklaşıyorsunuz. 9. evinize gelen ve su grubu bir burç olan Mars'ta olacak olan 2 ay devam edecek bu transit. Mars sizin genel itibariyle biraz daha iyimser enerjinizi arttıracak gibi görünüyor. Bu dönemde motivasyonlarınız daha çok yurt dışı ile ilgili konular, uluslararası konular, akademik konular, seyahat etme, gezme, fiziksel aktiviteler, her türlü iletişim, yakınlarınız, yakın çevre, uzak çevre, akrabalar, onlarla ilgili faaliyetler, iletişimler, kültürel konular, hukuksal işler. Bunlara biraz daha enerjinizi yönlendireceksiniz. Ve genel itibariyle de bu size daha dinamik, daha böyle bir karizmatik bir enerji de yükleyecek gibi görünüyor. Ve bu hafta sonunda iki önemli hareketimiz daha var. Bir süredir retro süreçte olan Venüs, aşk gezegeni Venüs, ileri harekete dönüyor. Artık terazi burcunun son derecelerinde bu hafta ileri harekette olacak olan Venüs sizin de sevgili yengeçler 4. ev alanınızda aile ilişkileriniz, ev, yuva, emlak, gayrimenkul gibi konulardaki bazı bir süredir sürüncemede olan konuları tamamlamanızı sağlayabilir. Özellikle Eylül'ün ilk haftasına dikkat edin. Eylül'ün ilk haftasında Venüs burada bir şeyleri gündeme getirmiş olabilir ve onlar belki biraz gecikti. Biraz geri planda kaldı. Şimdi onları tamamlayabilirsiniz. Evde yapılacak bir tadilat olabilir, alışveriş olabilir, aile içi bazı konular olabilir, taşınmak gibi, emlak almak, satmak gibi, kiralamak gibi konular olabilir, ebeveynlerle ilgili mevzular olabilir ve Venüs güçlü, terazide. Yani iyi bir dönemdeyiz. Bu hafta evle, yuvayla, aileyle ilgili yapmak isteyip de yapamadığınız ya da uğraştığınız, sonuçlandıramadığınız her ne varsa onları asılın artık. Ayın 16'sından sonraki dönemde, bir haftalık süreçte bunları rahatlıkla sonuçlandırabiliriz. Ve bu hafta bir diğer önemli hareketimiz ayın 17'sinden sonra Merkür Yay burcunda retro harekete geçiyor. 3 hafta devam edecek bu retro, 7 Aralık'a kadar. Bu dönem içerisinde, bu 3 haftalık dönem içerisinde Merkür sizin 6. evinizde olacak. Retro bir Merkür biliyoruz. Hemen iletişime vurgu yapar.
zihinsel faaliyetler, iletişim, kullandığımız elektronik, elektrikli araçlar, gereçler, bunlarla ilgili konular ve sizin günlük hayatınızdaki bir alanda da retro hareket var. Demek ki hem iş hayatınız, mesleki alanınız, hem de günlük hayatınızdaki her türlü kullandığınız, özellikle küçük ev aletleri olabilir, iletişim cihazları olabilir, elektrikli elektronik araçlar olabilir. Buralarda arızalar çıkabilir veya bir şeyleri onarmanız, tadilat almanız gerekebilir. Uğraştığınız iş ve mesleki konular varsa onlarla da ilgili biraz böyle gecikmeler olabilir. Rezervasyonlara dikkat edin, maillere dikkat edin, ticari konular veya iş amaçlı özellikle eğitim veya seyahat gibi planlarınız. Buralarda bazı böyle gecikmeler, ertelemeler olabilir ya da daha önceden yapmak istediğiniz, yapamadığınız ertelenmiş konuları şimdi belki bir toparlama, ele alma fırsatı bulabilirsiniz. Retroları biliyorsunuz, iyi de değerlendirebiliyoruz. Demek ki 7 Aralık'a kadar olan bu 3 haftalık dönemde siz biraz böyle geçmişten kalan konuları bir gözden geçirin. Dolaplarınızı bir yerleştirin, çekmecelerinizi temizleyin, eski dosyaları bir gözden geçirin. Tüm bunlar için de çok iyi bir süreç olabilir bu retro dönemi sevgili yengeçler. Mutlu ve başarılı bir hafta dilerim. Hoşça kalın.